Merhaba değerli izleyiciler. Kanalımıza hoş geldiniz. Süper Lig'de açık ara şampiyonluğu koşan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında çarşamba günü saat 20.30'da Nef Stadyumu'nda Başakşehir'i konuk edecek. İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında yapılan maçı Sarı Kırmızılar 7-0 gibi farklı bir skorla kazanmıştı. 5 Nisan'da tek maç eleme usulüne göre yapılacak karşılaşmada kazanan takım yarı finalde Ankara Gücü Trabzonspor eşleşmesinden turu geçen taraf ile eşleşecek. Kupada yarı final ilk maçları ise 2, 3 ve 4 Mayıs tarihlerinde oynanacak. Süper Lig'de 63 puanla zirvede yer alan ve bu sezon şampiyonluğa koşan Cimbom yaz transfer dönemi için çalışmalarını hızlandırdı. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı yakalamak isteyen yönetim, teknik direktör Okan Buruk'un raporu doğrultusunda hareket ediyor. Sarı Kırmızılar bu sezon kadroda bulunan kiralık oyuncular hakkında kararını verdi. Aslında teknik patron Okan Buruk, Norwich kulübünden kiralanan Milot Rashica'nın bonservisinin alınmasını talep etti. İngiliz ekibi Norwich 2021-22 sezonu başında 11 milyon avroya Alman ekibi Werder Bremen'den transfer ettiği Kosovalı Yıldız için aynı bonservisi istese de yönetim bunu fazla buluyor. İngiltere Championship Ligi'nde 7. sırada yer alan Norwich'in Premier Lig'e yükselememesi durumu Galatasaray'a transferde avantaj sağlayacak. Yönetim ilk etapta 5 milyon avroyu 3 yıllık taksitli halinde ödemek üzere teklifini yapacak. Ayrıca Kosovalı oyuncunun Galatasaray'da kalmak istemesi de Sarı Kırmızıların elini güçlendiriyor. Cimbom'un bir diğer hedefi ise Mauro Icardi. Taraftarın sevgilisi haline gelen Arjantinli golcü, özellikle derbilerde gösterdiği performansla teknik ekibi fazlasıyla memnun etti. Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur, devre arasında gelen İtalyan yıldız Zaniola transferindeki gibi hareket edip Icardi'nin transferini bitirmek için 10 milyon avroluk bir teklif paketi hazırlanıyor. Bonusların da yer aldığı sözleşmede Sarı Kırmızılı yönetim Icardi'ye serbest kalma maddesini ekletecek. Tekrar en kısa sürede görüşmek üzere, hoşça kalın.